أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فقد جاءت رسل ربنا بالحق، صلوا على رسولنا محمد، صلوا على شفيع ذنوبنا محمد، صلوا على طبيب قلوبنا وقرة أعيننا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. صدق الله العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ما قال خالقنا ورازقنا من الشاهدين الشاكرين بقلب سليم. Cenab-ı Hak ve Feyyaz-ı Mutlak cümlemizi sırat-ı müstakimde daim eyleye. Sevdiği ve razı olduğu kulları zümresine ilhak eyleye. Yaşadığımız müddetçe iman ve İslam üzere yaşamaya, son nefesimizde de hüsnü hatime ile çene kapamaya Rabbim cümlemizi muvaffak eyleye. Kıymetli dostlar, Hicri 1440 yılının birinci ayı olan Muharrem ayı içerisinde bulunmaktayız. Birinci 10 günü geride bıraktık. İkinci 10 günün içerisinde bulunuyoruz. Aynı zamanda bir yaz tatilinden sonra bütün okullarda eğitim ve öğretim başladı. Çocuklarımız yaz tatilinden sonra okullarda eğitim ve öğretimlerini görmektedirler. Böyle bir mevsime girmiş bulunuyoruz. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kehf Suresi'nde Es-Sa'idu Billah El-Mâlu vel-Benûn Zînetül Hayâtid Dünya. Mal ve evlat dünya hayatının süsüdür buyuruyor. Elbette dünya fani olduğu gibi evlat da fani, anne baba da fanidir. Mal da fanidir. Baki olan Allah'tır Celle Celaluhu. Ancak dünya hayatında bize süs olarak verilen çocuklarımız neslimizin devamını sağlıyor, yuvamızın devamını sağlıyor, sülalemizin devamını sağlıyor, geride bırakmış olduğumuz mallarımıza sahip oluyor ve nihayet çocuklarımız da biz de yarın bir yerde buluşacağız. Ahirette buluşacağız. Çocuklarımız da biz de Allah'ın kulu olarak Allah'a hesap verip imtihanı kazananlar cennette noktalayacaklar hayatlarını. Ebediyen cennette kalmış olacaklar. İmandan mahrum olanlar da ebediyen cehennemde kalmış olacaklar. Onlar için de böyle bir tehlike söz konusudur. Şimdi dersime başlarken okuduğum ayet-i kerime Tahrim Suresi'nin ayet-i kerimesi. Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretleri Tahrim Suresi'nin 6. ayet-i kerimesinde "Ey iman edenler! Qû enfusekum önce kendinizi, sonra ve ehlîküm aile bireylerinizi, eşinizi, çocuğunuzu, himayenizde olanları koruyun." diyor. Nâran ve kûdühen nâsü vel hicâre. Yakıtı insanlar ve taşlar olan cehennem ateşi var.
yakıtı insanlar ve taşlar olan cehennem ateşinden hem kendinizi koruyun, hem de aile bireylerinizi, çocuklarınızı, ehlinizi koruyun. Kıymetli dostlar, harama daldırmak bizim için ne kadar şirkin, ne kadar tehlikeliyse, çocuklarımızın da harama daldırması onlar için o kadar tehlikedir. Dolayısıyla kolu bacağı kırılan, gözü kulağı kesilen, yaralanan yavrumuzun bu manzarası bizi nasıl üzerse, harama, günaha muptela olması, Allah'a sırt çevirmesi de bizi o kadar, en az o kadar üzmesi lazım, hatta daha fazla üzmesi lazım. Kulaktaki yara tamir edilir, dudaktaki yara tamir edilir. Ama eğer çocuklarımızın imanında, takvasında, ihlasında, Allah'a karşı sorumluluklarında bir yara olur ve bu yarayla ahirete giderlerse, göçerlerse veya bu yara onların ölümüne sebep olursa, bunun tedavisi, telafisi olmaz. Bu bakımdan çocuklarımızın terbiyesi, onları yetiştirirken dikkat etmemiz gereken hususlar her birimiz için önemlidir. Bazen anne baba çok iyi olup çocuklar çok kötü olabiliyor. Bazen anne baba çok kötü olup çocuklar çok iyi olabiliyor. Artık biz deriz ki anne ve baba olarak biz bize düşen vazifeyi doğru düzgün yapmamız lazım. Hidayet Allah'ın elindedir. Biz bütün çalışmalarımızı yaptığımız halde eğer netice alamıyorsak, yaptığımız çalışmalarda da usulsüzlük yoksa, yani doğru düzgün bir çalışma yapıyoruz. Onun için derler ki, efendim, her doğru söz her yerde söylenmez. Demek ki her doğru söz doğrudur diye her yerde söylense olay çıkar. Bazı yerlerde söylenmemesi gerekir. Bu bakımdan çocuklarımızla ilgili onlara vermemiz gereken terbiyeyi doğru, düzgün, usulüne uygun bir şekilde vermeliyiz. Onları cehennem ateşinden koruma konusunda kendi nefsimizi korumak için gösterdiğimiz veya göstermemiz gereken hassasiyeti de göstermemiz lazım. Başka bir ifadeyle söyleyeyim. Çocuğumuzun ayağına diken bassa üzülüyoruz. Bir trafik kazasında sıkıntı çekse üzülüyoruz. Hasta olup ateşi 40'a çıksa üzülüyoruz. Hemen ne gerekiyorsa yapmaya çalışıyoruz. Hatta birçok baba durumu müsaitse normal hastanelere değil, özel hastanelere götürüyor. Halbuki normal hastanelerde şimdi çok düzelmiştir. Eskisine göre çok kaliteli, hatta bazı özel hastanelerden daha da kaliteli olmuştur. Buna rağmen anne baba çocuğuma karşı en iyisini yapayım diye bazen cebinden fazla parayı da bile bile çıkartıyor. Şimdi Türkiye'de hastane durumları Avrupa'ya göre biraz daha da güzelleşti, biraz daha iyileşti. Avrupa'da tedavi olan bazı hastalar Türkiye'ye geliyorlar, Türkiye'ye daha çok güveniyorlar, Türkiye'deki hastanelere, doktorlara daha çok güveniyorlar. Dün akşam yaptığım bir telefon görüşmesinde, efendim Avrupa'da tedavi gören bir hastamız, Türkiye'ye gelip Türkiye'deki hastanelerden bir gözden geçirmek istemiş kendisini, benden de yardım istedi. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Türkiye'deki hastaneler normal hastaneli bile kaliteli olduğu halde, çocuklarımızın tedavisi noktasında en iyisini yapalım düşüncesi bazen aileyi de ekonomik olarak zor duruma sokuyor. Bu babanın, annenin evladına olan düşkünlüğünden kaynaklanıyor. Ben de dersimiz gereği diyorum ki, tamam güzel, çocuklarımızın tedavisi konusunda elimizden gelen en güzelini yapalım. Değer mi bu çocuklar buna? Değer tabii, bunlar bizim ciğer paralarımızda değer. Ancak bunların iman ve ahlakı bedenlerinin gelişmesi kadar önemlidir.
Siz boyunu uzatamazsınız. Rengini de değiştiremezsiniz. İnsanların boyu standarttır. Yani her ailenin boyu kendisine göre, çocuk doğduğu zaman ya kısa boylu ya uzun boylu bellidir artık. Ancak bunları değiştiremiyoruz. Sadece sağlık yönünden daha sağlıklı olması ile ilgili mücadele veriyoruz. Çocuklarımız bizim için bize birer emanet olduğu gibi bunların sağlığını, sıhhatini, yemesini, içmesini, ihtiyaçlarını görmek anne ve baba olarak bizim vazifemiz olduğu gibi onların imanla, takva ile, ihlas ile büyümeleri noktasında da elimizden gelen gayreti sarf etmek bir borcumuzdur. Çok iyi ayakkabı aldığımız, çok kaliteli kumaş aldığımız, çok efendim muhtaç olduğu dünyevi neler varsa hep kaliteli kaliteli, en kaliteli okullarda okuttuğumuz bir yavrumuzun kalbine eğer bir iman aşılaması, bir takva aşılaması yapmadıysak, bu çocuk ateşe doğru koşuyorsa biz bu çocuğumuza iyilik yaptık diyemeyiz. Biz buna verdiğimiz imkanlarla da şımarmıştır, haddini aşmıştır, ne oldum delisi olmuştur, ne Allah'ı tanımıştır, ne annesini babasını sonunda tanımıyor. Şimdi evvela şunu ifade edeyim. Çocuklarımız bizim için çok önemlidir. Çok önemli olan çocuklarımızın en önemli olan yönü iman ve ahlaklarıdır. İnanç ve ahlak çocuklarımız için en önemli yöndür. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem مَا نَحَلَ وَالِدٌ وَلَدًا مِنْ نَحْلٍ اَفْضَلَ مِنْ اَدَبٍ حَسَنٍ. Bir baba çocuğuna verebileceği en güzel hediye ne olabilir? Sıfır bir araba mı? Müstesna bir yerde sıfır bir daire mi? Bir villa mı? Bir babanın, bir annenin evladına sunabileceği en güzel, en kaliteli hediye güzel edep, güzel ahlaktır. Araba kaza yapabilir, ölümüne sebep olabilir. Bir depremde ev yıkılabilir, ev kendisine mezar olabilir. Efendim, girmiş olduğu usulsüz kredi borçlarıyla efendim tefecilerin eline düşerek o daireyi peşkeş çekmiş olabilir. Senin alın terinle aldığın daireyi peşkeş çekmiş olabilir. Ancak çocuklarımıza vereceğimiz iman, takva ve güzel ahlak onların en kaliteli, en güzel sermayesi olacak. Güzel ahlak ve güzel terbiye ile yetişen bir çocuk askerdeyken komutanlar ve askerler tarafından sevilir. Okuldayken öğretmenler ve arkadaşları tarafından sevilir. İşteyken iş arkadaşları ve amirleri tarafından sevilir. Evlenmesi kolay olur. Geçimi kolay olur. Her şey güzel gider. Asıl servet budur işte. Okula gidiyorsun, öğretmen, idareci, arkadaşlar seni seviyor ahlakından, edebinden dolayı. Askere gidiyorsun, komutanlar, arkadaşlar seviyor seni ahlakından, edebinden dolayı. Evleneceksin, kime teklif getirirsen uça uça kabul ediyor, böyle ahlaklı, böyle terbiyeli bir insanı kaçırmamamız lazım diyor. Bu ayrı bir güzellik. İşe başlıyorsun, amirlerin var, arkadaşların var, memurların var, hep seni seviyor ve sayıyor. Neden? Edebinden ve ahlakından dolayı. İşte edep ve ahlak çocuklarımıza verebileceğimiz en büyük terbiyedir. En büyük servettir, en büyük hediyedir. Yıllarca önce bir itikaf esnasında cemaatimizden birisinin bana geldiğini, 18 yaşındaki kızının sabah saat 8'de resmi daireye gideceğim, orada işim var, randevum var, 9'da daireye gideceğim, 8'de kızıma dedim ki, kızım bana bir kahvaltı hazırla da daireye gideceğim. İşim var. Erken çıkacağım.
18 yaşındaki kızının kendisine verdiği cevap, aradan 1000 sene geçse unutamayacağım bir cevap. Aşk olsun baba, sen beni hizmetçi mi kabul ettin? 18 yaşındaki bir kız, babasına kahvaltı hazırlamayı hizmetçilik, kölelik, cariyelik olarak görürse, bundan ne köy olur ne kasaba. Evlendiği zaman kocasını mutlu etmez. Kazara çocuğu olsa o çocukları adam gibi yetiştirmez, başkasının başına bela eder. Doğru mu, yanlış mı? Babasına hazırlayacağı bir kahvaltıyı kölelik, cariyelik ve hizmetçilik olarak gören bir evlattan ne köy olur ne de kasaba olur. Onun için kız ve erkek çocuklarımıza bizim verebileceğimiz en büyük hediye nedir? Sıfır araba değildir. Sıfır daire değildir. Villa değildir. Ahlaktır. Edeptir. İmandır. Takvadır. Kıymetli dostlar, Hazreti Ömer Efendimiz'in oğlu Abdullah der ki, اَدِّبْ اِبْنَكِ فَاِنَّكَ مَسْئُولٌ عَنْهُ مَاذَا اَدَّبْتَهُ وَمَاذَا عَلَّمْتَهُ Çocuğuna güzel bir terbiye ver. Çünkü yarın ahirette nasıl yetiştirdin, ne terbiyeyle, hangi terbiyeyle yetiştirdin ve ne öğrettin çocuğuna, bundan sorulacaksın. Siz bir spor takımını tutmuş olabilirsiniz. Çocuğunuza tuttuğunuz takımın reklamını yapabilirsiniz. Oradaki sporcuları tanıtmış olabilirsiniz. Peki ne kazanırsınız? Dünyada ne kazanırsınız? Ahirette ne kazanırsınız? Ama biz çocuğumuza neyi öğrettiğimizden mesul olduğumuza göre, o öğrettiğimiz, öğreteceğimiz şeyin içeriği çok önemlidir. Belki de çocuklarımıza önce neleri öğretmemiz lazım? O konuda biz kendimiz eğitim almamız lazım. Bak diyor ki Hazreti Ömer Efendimizin oğlu Abdullah, yavruna neyi öğreteceğinden ve neyi edep olarak verdiğinden mesulsün. Onun için çocuğunun edebini, terbiyesini Kur'an ve sünnete göre yapmalısın. Ve huve mes'ulun an birrike ve tavaiyyetehu lek. Baba da mes'ul, evlat da mes'ul. Baba, nasıl bir terbiye verdin ve ne öğrettin? Bundan sorumlu. Evlat da babana saygı gösterdin mi? İtaat ettin mi? Bu da ondan mes'ul olacaktır. Herkes mes'uldür. Herkesin bir mes'uliyet alanı vardır. Ne dersiniz kıymetli dostlar? Yarın ahirette önce evlat mı babasına karşı hesap verecek, yoksa baba mı evlattan dolayı hesaba çekilecek? Evvela baba çocuğundan dolayı hesaba çekilecek. Sen Allah tarafından sana ikram edilen nur topu gibi bu yavruya iman, takva, ihlas ve güzel edep aşılaman gerekirken bunları yaptın mı, yapmadın mı? Allah'ı sevdirdin mi? Peygamberi sevdirdin mi? İslam'ı, Kur'an'ı, camiyi sevdirdin mi? Namazı, abdesti sevdirdin mi? Haramı, günahı nefret ettirdin mi? İçkiyi, kumarı, zinayı nefret ettirdin mi? Allah'a isyanın bir ateş olduğunu, haramın bir ateş olduğunu, haram lokmanın mideye indirilen bir ateş olduğunu öğrettin mi diye önce babaya sorulacak. Sonra çocuğa, efendim babasına karşı itaatkar mıdır, asi midir, o da ondan hesap verecektir. Kıymetli dostlar, çocuklarımızı ve nesillerimizi bozan ve onları ateşe doğru koşturan sebepler vardır. Ancak bu sebepler içerisinde anne ve babanın çocuklarına iman yönünü, takva yönünü, haramlardan sakınma yönünü ihmal etmeleri
Çocukların sokaklara salıvermesi, internetle baş başa bırakıvermesi, kendi yolunu kendisi bulsun dercesine onları yolların eline bırakmış olması, belki de İslam toplumunun en büyük sorunu haline gelmiştir. Kıymetli dostlar, biz muhtelif yaşlardayız. Her birimiz kendimizi bir 10 yaşında olduğumuzu düşünelim, bir de 5 yaşında olduğumuzu düşünelim. 5 yaşında olduğumuz zamanki duygu ve düşüncelerimiz de, şimdiki duygu ve düşüncelerimiz, değerlendirmelerimiz aynı mı? Değil. Hangisi daha doğruydu? O 5 yaşında, 10 yaşında olduğumuz dönem düşündüklerimiz mi daha gerçekçi, yoksa şimdi düşündüklerimiz daha gerçekçi? Elbette şimdi düşündüklerimiz daha gerçekçidir. Neden? Çünkü hayat tecrübesi vardır. Hayat tecrübesi vardır. Bu hayat tecrübesi bize bir takım gerçekleri ne yapıyor? Görmemize sebep oluyor. Peki, biz şimdi 5 yaşında, 6 yaşında, 8 yaşında, 10 yaşındaki çocuğumuza ben sana doğruyu, haramı, helali söylemeyeceğim, sen yaşadıkça kendin seç, kendin bul dersek, o zaman bizim görevimiz nedir? Bizim görevimiz nedir? Yani sadece yemesine, içmesine, ayakkabısına bakmak mıdır? Peki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor, bunu hepiniz bilirsiniz. Ben şimdi Türkçesini, hadis-i şerifin Türkçesini söylemeye başlasam, siz devamını sağlayabilirsiniz. Her çocuk doğarken, devam edin siz, İslam kabiliyeti üzerine doğar. Sonrası ne? Sonradan annesi ve babası onu Yahudi yaparlar, Hristiyan yaparlar, Mecusi yaparlar. Demek ki pırıl pırıl doğan çocuğu anne ve babası yönlendirerek ya Yahudi yapıyor, ya Hristiyan yapıyor, ya ateist yapıyor, ya ateşperest yapıyor. Çocuk doğduğu zaman konuşamıyor, yürüyemiyor. İlk cümleleri bizden öğreniyor. Cümle kurmasını bizden öğreniyor. Biz ona neyi öğretirsek onu biliyor. Allah'ı öğretirsek Allah'ı bilir. Peygamberi tanıt sevdirirsek peygamberi sever. Hayır, ben ne Allah'ı öğretirim ne peygamberi öğretirim, büyüdükçe kendisi bulsun, kendisi seçsin. Öyle mi? Sen öyle mi yaptın? Böyle bir eğitim metodu var mı? Öğretmen sınıfta ne yapıyor? Matematik öğretmeni rakamları öğretiyor. Gitsin kendisi öğrensin, kendisi bulsun demiyor. Artıyı, çarpıyı, toplamayı, bölmeyi hepsini öğretmen öğretiyor. Öyle olması gerekiyor zaten. Sen de, ben de çocuklarımıza karşı öğretilmesi gerekenleri biz kendimiz öğreteceğiz. Kısacası, kıymetli dostlar, ben muhtelif zamanlarda değişik vesilelerle Avrupa'ya gittim. Avrupa'ya gidişlerim genelde sohbet amaçlı olmuştur. Sohbet amaçlı olmuştur. Bazen bir hafta kaldığım olmuştur. Çok eskiden Kocatepe'ye gelmeden bir haftadan fazla kaldığım da olmuştur. Kaldığım süre içerisinde her akşam bir evde sohbetliydik. Ev sohbetleri oluyordu. Ancak şunu gördüm orada. Oradaki insanlar çocuklarının terbiyesiyle ilgili, eğitimiyle ilgili bizim Türkiye'deki insanlarımızın, çocuklarımızın terbiyesiyle ilgilendiğimizden en az 4-5 kat daha fazla ilgileniyorlar. Eğitim, öğretim olduğu dönemlerde akşam saat 9'da dışarıda çocuk görmek mümkün değildir, göremez. Ya dersinin başındadır ya yarınki okula gitmesi için yatmıştır. Yatması düzenli, kalkması düzenli, sokağa çıkması düzenli. Yani anne de baba da aile de bu işe odaklanmıştır. Çocuğun eğitimi onlar için önemlidir. Bizde ise gece saat 12'de bile parklarda, sokaklarda, okula giden öğrenciler de ne yapıyor? Dolaşıyor. Neredesin oğlum? Arkadaşımla beraberim. Hadi gel, eve gel diyor. Baba evladını eve getiremiyor. Anne çocuğunu eve getiremiyor. Ve dolayısıyla ciddi bir terbiye ihmali söz konusudur. Şimdi bazı anneler, babalar
Efendim, çok çalışıyorum. Çok çalışmam lazım. Niye çok çalışmam lazım? Çok para lazım. Peki parayı niçin kazanıyorsun? Parayı çocuklarını yetiştirmek için kazanmıyor musun? E çocuğun elden çıktıktan sonra, ahlakı dejenere olduktan sonra, baba bana karışamazsın. Aşk olsun baba, benden çorba bekliyorsun, kahvaltı bekliyorsun, ben senin hizmetçin miyim, cariyen miyim diyorsa, yani sen bu çocuk için koşmana gerek var mı? Böyle bir çocuk için koşmana gerek var mı? Annesini takdir etmeyen, babasını takdir etmeyen bir evlat için anne baba hayatını nasıl vakfedebilir? Değer mi yani? Önce onların kalbini, onların ruhunu terbiye etmek lazım. Ana nedir bilecek, baba nedir bilecek? Bakın dostlar, bir insan babasından daha yaşlı olabilir mi? Olamaz. Annesinden daha yaşlı olabilir mi? Olamaz. Çünkü yaş ilerledikçe, kendi yaşı büyüdükçe annesinin de yaşı, babasının da yaşı ilerliyor. O zaman tecrübe bakımından hiçbir evlat anası kadar tecrübeli olamaz. Babası kadar da tecrübeli olamaz. Şimdi beni dinleyen sizlere söylüyorum. Eğer babanız hayatta ise babanızı büyük bir veli nimet bilin. Anneniz hayatta ise annenizi veli nimet bilin. Hiçbirimiz annemizden daha akıllı değiliz. Babamızdan da daha akıllı değiliz. İster profesör ol fark etmez. Babanın karşısında babam akıllıdır, benden akıllıdır. O benden daha iyi bilir. Annem benden daha akıllıdır, daha tecrübelidir. O benden daha iyi bilir. Annemize bu şekilde saygı duymalıyız. Babamıza bu şekilde saygı duymalıyız. Sen ne anlarsın dediğin zaman iş orada biter. Bize düşen evlat olarak anamızın, babamızın değerini bilmek, gönlünü, rızasını almak, annemizin hayırlı bir evladı olmak, babamızın kendisiyle gurur duyduğu, mutluluk duyduğu bir evlat olmak, bu bizim görevimizdir. Evlatlarımıza gelince, evlatlarımıza karşı da onların bizim annemize, babamıza duymamız gereken hisleri şimdiden onlara vermeliyiz. Bu bakımdan toplumu en çok ifsad eden, bozan, gençliğin dejenere olmasına sebep olan anne ve babanın çocukların terbiyesiyle ilgili, eğitimiyle ilgili ihmalleridir. Eğer biz bunu okullardan beklersek, okullar anneden babadan bekliyor, anne baba okuldan bekliyor, top taca at. Bu topu taca atmaktır. Elbette annenin babanın yapacakları var, okulun yapacakları var. Bu arada şunu da düşünmek lazımdır. Okul çocuklarımıza düzgün bir şeyler verirken, biz de çocuklarımızla ilgili güzel duyguları geliştirirken, acaba çocuklarımızın altını oyan, yani onları anadan babadan ayıracak, devletinden, milletinden ayıracak, onları tehlikeli uçurumlara doğru götürecek bir takım tehlikeli çalışmalar toplumda var. Okul çevrelerinde, sokaklarda var mı? Mahallede var mı? Varsa bu tehlikeli uçlardan da çocuklarımızın korunması için alınması gereken tedbirleri almak lazımdır. Gözümüzü yumduğumuz zaman arkasından ne gelecektir? Babasına gerçekten adam gözüyle bakmayan bir evlat gelecek. Ben bilirim, babam bilmez. O bana karışamaz. Sadece harçlığımı versin, ondan sonrasına karışmasın diyen bir evlat gelmiş olacak. Onu da gördüğümüz zaman evlat sahibi olduğumuza, olacağımıza bin pişman oluruz. Kıymetli dostlar, Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretlerinin söyledikleri bizim için çok önemlidir. Ne diyor Allah Celle Celaluhu? Ey iman edenler, siz niye namaz kılıyorsunuz? Ateşten kurtulacaksınız. Niye haramdan kaçıyorsunuz? Ateşten kurtulacaksınız. Peki çocuklarınız da ateşten korunmasını istemiyor musunuz? Onları da korumak sizin görevinizdir. Kendinizi nasıl cehennem ateşinden koruyorsanız, çoluğunuzu, çocuğunuzu, aile bireylerinizi de cehennem ateşinden koruyacaksınız. Yani cehennem ateşinden korunmalarını sağlayacak güzel bilgileri, terbiyeyi onlara vereceksiniz demektir. Kur'an-ı Kerim'de Taha suresinin sonunda Allah Celle Celaluhu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şahsında bize tembih ediyor.
وَأْمُرْ اَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, ehline, eşine, kızına, çocuklarına namazı emret, namaza sen de devam et. Bir baba, peygamber de olsa ne yapacaktır? Çocuklarına namazı emredecektir. Ya ben kılıyorum, ben kılıyorum, görüyorum, kıldığımı görüyor, yeter mi? Yetmez. Ne olacaktır? Ayrıca çocuklarına da emredecektir. Yani çocuklarımızı yetiştirirken, onların namaz konusu bizim için çok ehemmiyet arz ediyor, Kur'an diliyle baktığımız zaman. Ayrıca kıymetli dostlar, Allah Celle Celaluhu Meryem Suresinin 55. 54 ve 55. ayeti kerimelerinde Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, kulumuz İsmail aleyhisselamı ümmetine anlat. De ki geçmiş ümmetlerde bir İsmail diye bir peygamber vardı. İbrahim aleyhisselamın oğluydu. Bunu anlat, ümmetine anlat bilsinler. Peki nesini anlatacak? İnnehu kâne sâdiqel va'di ve kâne rasûlen nebiyyâ. Onun sözünde çok dürüst olduğunu, sözünde gerçekten dürüst bir insan olduğunu anlat. Ne anlaşıldı bundan kıymetli dostlar? Demek ki biz kendimize, çocuklarımıza öğretmemiz gereken en güzel özelliklerden birisi sözünde durmaktır. Sadıkul va'd. Söz verdin mi kardeşim, sözünde duracaksın. Bu çok büyük bir özelliktir. Edep ve terbiye noktasında bir insanda bulunması gereken güzelliklerin başında gelir kıymetli dostlar. Toplum olarak kaybettiğimiz değerlerden birisidir. Yani sözünde durma özelliğini toplum olarak kaybettik kıymetli dostlar. Artık bunu yeniden hayata bir şekilde geçirmemiz lazım. Ya Muhammed, sen sallallahu aleyhi ve sellem İsmail aleyhisselamın sözünde sadık olduğunu anlat ümmetine, Resul ve Nebi olduğunu anlat ümmetine, bir de وَكَانَ يَأْمُرُ اَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ Çocuklarına namazı emrederdi, onu da anlat ümmetine. Zekatı emrederdi, anlat onu ümmetine diyor. Son cümlede şöyle bitiyor. وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيَّا İşte bu İsmail, Allah nezdinde, Rabbisi nezdinde ben bu kulumdan razıyım. Allah'ın dediği kullardan birisiydi. Kim diyor bunu? Rabbimiz diyor. Rabbimiz Celle Celaluhu İsmail aleyhisselamdan neden razı olduğunu burada iki şeyle ifade ediyor. Bir, sözünde sadık, dürüst idi. Zaten peygamber, nebi oluşu o bir özellik. Ama sadıkul va'd, sözünde, özünde dürüst birisi olması. Bir başkası da aile bireylerine namazı emretmesi. Bu iki özelliği sebebiyle Allah Celle Celaluhu İsmail kuluyla ilgili ne dedi? Ben bu kulumdan razıyım dedi. Sevdim bu kulumu dedi. Ey dostlar, siz de biz de sadıkul va'd olursak, sözünde duran dürüst insanlar olursak, bir de aile bireylerimizin namazı, abdesti bizi bizim abdestimiz ve namazımız kadar ilgilendiriyorsa, o da bizim kapsama alanımıza emredildiği gibi giriyorsa, senden de benden de Allah razı olur. Kıymetli dostlar, çocuklarımızın terbiyesi konusunda, yetişmesi konusunda aslında görevlerimiz merhale merhale dinimizde bizlere duyurulmuştur. İyi ve güzel bir çocuk sahibi olabilmek için, iyi bir çocuğun, güzel bir çocuğun annesi veya babası olabilmek için bunun araştırmasını, bunun kararını evlenmeden önce vermek lazım. Yani ne demek evlenmeden önce karar vermek lazım? Mesela ben şöyle söyleyeyim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem evlenmeden önce evlenecek olan gençlerin birbirinin güzelliğine bakarak değil,
parasına bakarak değil, soyuna bakarak değil, din ve ahlakına bakarak karar vermesi gerektiğini tavsiye ediyor. Başka bir hadis-i şeriflerinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, siz kendiniz için eş aramayın evleneceklere diyor. Siz kendiniz için eş aramayın. Doğuracağınız çocuklar için anne arayın. Yani çocuklarınıza annelik yapabilecek özellik ve güzelliğe, ahlaka, terbiyeye sahip olan birisini arayın. Güzellik kaybolur, soy sop insana fayda vermez. Ama din ve ahlak insana her yerde, her zaman fayda verir. Onun için evlenecek olan insanlar, evlenecekleri eşlerin yanağına, dudağına bakarak, boyuna, postuna bakarak karar vermekten öte, din ve ahlakına, bakın sadece din demedim değil mi? Sadece namazı sizi aldatmasın, sadece sakalı da sizi aldatmasın. Din ve ahlakına, ikisine bakarak karar vereceksiniz. Namazı var, ahlakı yok, ne işe yarar? Efendim, tesbihi var, ahlakı yok, ne işe yarar? Sakalı var, ahlakı yok, ne işe yarar? Ahlakı var, dini yok, ne işe yarar? İkisi de olacak. Size ahlakına ve dinine razı olduğunuz birisi geldiği zaman evlendirin onu. Engel olmayın, pürüz çıkarmayın. Eğer dinine ve ahlakına razı olduğunuz birisi gelir de siz eften büften sebeplerle evliliği engellerseniz fitne ve fesat doğar yeryüzünde diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Demek ki evlenecek olan delikanlı kendisine hanım arayacak yerde çocuklarına anne bakmalıdır. Evlenecek olan hanım kız kendisine bey arayacak yerde çocuklarına baba aramalıdır. Yani ne yapıyor? Bir marangoz ağaca baktığı zaman bundan ne kadar lambiri çıkar diye bakıyor. Ağaca bakıyor, lambiri gözüyle bakıyor değil mi? Çünkü ona ne lazım? Lambiri lazım. He, evlenecek olan birisiyle bir hanıma baktığı zaman bundan ana olur mu? Olmaz mı? Nasıl evlat yetiştirir? Fatih mi yetiştirir? Akop mu yetiştirir? Buna bakacak yani. Ayrıca kıymetli dostlar, eş seçimi, yani iyi bir evlat sahibi olabilmek için eş seçimi önemlidir. Hocam ben gemiyi kaçırdım, uçak kaçtı, eşimi seçemedim. Böyle bir özelliğim, güzelliğimi kaybettim. Başka söyleyeceğim bir şey var mı? Derseniz, ikinci noktada Allah'a çok yalvarmak lazım. Bakın peygamberler bu noktada çok yalvardılar. Rabbi hebli minas salihin demiş. İbrahim Aleyhisselam'ın ve birçok peygamberin duaları, evlatla ilgili duaları Kur'an'da zikredilir. Allah'ım bana salih olanlardan bir evlat ver. Salih. Salih ne demektir? Allah ile münasebetleri, beşer ile münasebetleri mükemmel olan demektir. Yani din ve ahlakı birleştirmiş, biriktirmiş, cem etmiş, toplumda örnek ve numune insan demektir. İbrahim Aleyhisselam Allah'a yalvardı, Allah ona İsmail Aleyhisselam'ı verdi. İsmail Aleyhisselam numune bir insan oldu mu? Biraz önce ayetlerde İsmail Aleyhisselam'ı okuduk değil mi? Cenab-ı Hak benim razı olduğum bir kuldu dedi. Şimdi yapacağımız dualar vardır. Kur'an-ı Kerim bu dualardan bize pasajlar veriyor. Mesela Rabbena, Rahman Teala'nın sevgili kullarını anlatırken Rabbena heblena min ezvacina ve zürriyyatina kurrete a'yunin ve cealna lil muttaqina imama. Ya Rabbi bize eşlerimizden, çocuklarımızdan gözümüzü memnun edecek, gönlümüzü memnun edecek, bizi sevince gark edecek, bizi muttakilere imam kılacak güzel eşler, güzel çocuklar nasip eyle diye, böyle bana yalvarırlar diye bir dua şeklini bize öğretmektedir. Kıymetli dostlar, İbrahim Aleyhisselam Cenab-ı Hakk'a yalvarırken, ey Rabbim, beni ve çocuklarımı putçuluktan, yanlış yollara sapmaktan koru. Ey Rabbim, beni namazını dosdoğru kılanlardan eyle. Ey Rabbim, zürriyetimi de namazını dosdoğru kılanlardan eyle. Ey bizim Rabbimiz, bizi sana teslim olanlardan eyle. Zürriyetimizi sana teslim olanlardan eyle diye
İbrahim Aleyhisselam'ın yaptığı dualar Kur'an-ı Kerim'de örnek olarak zikredilmektedir. Zekeriya Aleyhisselam'ın duası var. Rabbi hebli min ledünke zürriyeten tayyibe. Allah'ım bana tertemiz, pırıl pırıl, ahlakı düzgün, tavır ve davranışları mükemmel bir yavru nasip eyle diye Zekeriya Aleyhisselam'ın duası var. Bazıları Cenab-ı Hak'tan sadece kız evlat, bazıları sadece evlat erkek evlat ister. Ne kız ne evlat. Hayırlısı neyse Allah'tan onu istemek lazımdır. Kıymetli dostlar, ezan-ı Muhammedi okundu. Cuma namazına kalkmış olacağız. Rabbim Celle ve Ala Hazretleri günümüzü, gecemizi mübarek eylesin. Girmiş olduğumuz hicri yeni yılımızı bereketlerle doldursun. Her türlü kazadan, beladan, elemden, kederden sizi, bizi, her birimizi, aile bireylerimizi, ülkemizi, Bilad-ı İslamiye'yi muhafaza eylesin. Şunu paylaşmak isterim siz dostlarımla. Elbette Türkiye olarak, Türkiye'de yaşayan insanlar olarak, esnaf olarak zor bir virajdan geçiyoruz. Yani bütün dünya üzerimize geliyor, esnafımız stres ve sıkıntıya giriyor, insanlarımız biraz karamsar oluyor, ne oluyor, nereye gidiyoruz diyorlar. Ben size şunu söyleyeyim, dünyayı kimse cennet yapmadı, siz de dünyayı cennet yapamazsınız. Dünyada işlerin zaman zaman bozulmasına da ihtiyaç var. Hocam ne diyorsun, dikkat et, bir daha söylüyorum. Zaman zaman iş düzenimizin bozulmasına da ihtiyaç var. Biz kolay şımaran insanlarız. Biz kolay şımaran insanlarız. Haddimizi bilmeyen insanlarız. Nimetler arttıkça ibadetimiz artabildi mi? Nimetler çoğaldıkça şükrümüz çoğalabildi mi? Çocuklarımızı lüks yaşattık, lüks okullara gönderdik. Lüks arabalar, çocuk neredeyse anasından doğarken arabasıyla doğuyor. Ne oldu peki? Ne oldu yani? Çocuklarımızın imanını, ahlakını, namazını, hassasiyetlerini ihmal ettik. Ne oldu kıymetli dostlar? Örtülü olan kızlarımız, hassasiyeti olan kızlarımız, bakıyorsunuz ki artık örtü örtülmek için değil, güzellik yarışı için olmaya başlamıştır. Örtü bir güzellik yarışına dönüşmüştür. Cazibe merkezi olmaya dönüşmüştür. Bütün bunlar varlıktan kaynaklanıyor. Başında taktığı başörtü, bir takım elbise değerinde olan bir hanımın başındaki başörtüsü saçını örtmek için değildir. O, güzellik yarışması içindir. Yani bizim biraz Allah'a daha çok muhtaç olduğumuzu, her yerde O'na muhtaç olduğumuzu biraz daha idrak etmeye ihtiyacımız vardır. İnanın ki şımarmak, Allah'ın yanında sıfırlanmak demektir. Haddini bilmek ise, Allah'a boyun bükmek ise, Allah'ın yanında değerli olmak demektir. Ben size şunu söyleyeyim. Allah yanlış yapar mı? Hayır. Öyleyse biz buna ihtiyacımız var be. Biraz sıkılmaya ihtiyacımız var. Biraz alçak sürünmeye ihtiyacımız var. Benim var. Ben sürünüyorum, siz de biraz sürün. Toplum olarak hep beraber sürünmüş oluyoruz. Yani piyasadaki sıkıntı her birimizi ilgilendiriyor mu? İlgilendiriyor. Ah oh oldu falan demiyorum. Haşa fümme haşa. Biz böyle bir şeye asla cüret edemeyiz ama ben diyorum ki Allah yanlış yapmaz. Toplum olarak gerçekten şu sokakların haline baktığımız zaman, yaz mevsiminde kadınların açılmasına saçılmasına baktığınız zaman kıymetli dostlar gerçekten biraz terbiyeye ihtiyacımız var. Bir noktayla bitiriyorum. Çocuklarımız evleniyor. Güzel. Evlenen çocuklarımız artık yeni moda oldu. Ne oluyor? Balayına gidiyoruz diyorlar. Ulan senin anan balayın ismini bile bilmez. Baban da bilmez, deden de bilmez. Balayına. Neyse biz bu balayına alıştık. Efendim İstanbul'da yurt içinde bir yere gidiyor, geliyor falan, ona yavaş yavaş alıştık. Şimdi o da bitti. Artık Türkiye sınırları kurtarmıyor. Dubai'ye gidiyor. Ondan sonra bilmem nereye gidiyor. Neymiş adı? Balayı. Paran olmasa bunu yapabilir miydin? İmkan olmasa bunu yapabilir miydin? Bir yerde insanlar açlıktan ölürken, bir yerde yetimler ayakkabı bulamazken, sen düğünde bir sürü masraf etmişsin zaten, bir de balayı için böyle bir masraf yaparken ne olacak?
balayla ne olmuş olacak bu yaptığın şekliyle beraber? Yani neredeyse bir düğün masrafına yakın, babanın düğün masrafına, annenin düğün masrafına yakın bir masrafla yaptığın balayla ne olacak, ne temin edeceksin? Eşin seni daha mı çok sevecek? 3 ay sonra kavga başlayacak, doyumsuzluk başlayacak. Velhasıl kıymetli dostlar, içinde bulunduğumuz sıkıntılı durumdan ne yapacağız? Daha çok Allah'a yalvaracağız. Allah'a daha çok yalvarmamız bizi artı mı getirir, eksi mi getirir? Ne getirir? Artı getirir. Bakın o zaman ben size şunu söylüyorum. Bu piyasaların sıkılmış olması, işimizin zor durumda olması bizi Allah'a biraz daha itti, yaklaştırdı. Ne yapıyoruz? Ya Rabbi müşteri gönder, Ya Rabbi durumları düzelt, Ya Rabbi, ha Ya Rabbi. Leyla diyecek yerde şimdi Mevla diyoruz. Leyla'dan bizi Mevla'ya yaklaştırdı. İşte bunun en büyük faydası budur. Zaten bizi Allah'tan uzaklaştıran şeyler bizim için zehir, bizim için felaketti. O bizi Mevla'dan uzaklaştıran şu varmak, varlık içerisinde bir eli balda, bir eli yağda. Artık bu böyle değildir, böyle olmayacaktır. Her şey Allah'ın elindedir. Rabbim hepimizin alem İslam'ın sıkıntılarını izale eylesin. Rabbim azmaktan, taşmaktan, taşkınlık yapmaktan, nezd-i ilahiyesinde yaramaz bir kul damgası yemekten her birimizi muhafaza eylesin. Rabbim helalinden bol bereketli kazançlarla her birimizi merzuk eylesin. Rabbim harama muhtaç eylemesin, yalana muhtaç eylemesin. Daima kendisine muhtaç olduğumuzu idrak ederek, çoluğumuzu, çocuğumuzu takva, ihlas, iman ve terbiye üzere yetiştirmeye, hem dünyası hem ahireti mamur olan bir yavrunun veya yavruların annesi ve babası olabilmeye bizleri muvaffak eylesin. Cenab-ı Hak dünyada da ahirette de yüzünüzü güldürsün. El-Fatiha.